sol kültürünü öğreniyorsun. Abi herkes bir yerden sallıyor. Şu anda tarihi İpek Yolu üzerindeyiz. Çin'den Avrupa'ya kadar İpek Yolu'nun yapılması için Çin Kazakistan'a 12 milyar dolar verdi. Şöyle mi abi? 12 milyar doları bence yol yapımında kullanmayın. O parayı başka bir yerde kullanın. Boşverin, ne yapacaksınız İpek Yolu? İyi para abi, vallahi bak. Bugün yol İpek değil abi, beton. 12 milyar bugün iyi para daha. Baksana beton dökmüşler. Beton dökmüşler, bir de bu İpek Yolu alakası yok gördüğünüz gibi. Kalıp betonları koymuşlar. İpek Yolu diyorlar. İçine armatur koymuşlar. Ne koymuş? Armatur abi, temir. Bugünkü rapper arkadaşımızı tanıştırayım. Abi kendini tanıt. Semender abi. Semender abi ismi. Semender ne demek abi? Semender degen. He? Çok naif, nazik. Öyle mi? İlginç kişi demek. İlginç. Ne demek abi? Semender degen abi. Kaldı orada. Daha rehbere isminin anlamını sorduk. Orada bittik. Yol bayağı uzun ve çekim yapacak şu an bir yer yok. Çölün ortasından geçiyoruz. Zaman zaman ha kavun. Kavunlar. Aa bu küçük kavun abi. Bu bizim dünya. Aa yoğun da büyükmüş lan. Büyük de var. Aa bir kavun var burada. Bir kavun var. Sarı var orada. Keşke alsaydım. Bir 20 bin tenge versene kavun. 20 kaç bin tenge? 20 bin tenge anca abi. Abi kaç tenge kavun? 20 bin tengeye çok gelir. 20 bin tenge. Oradan dönecektik aslında, dönemedik diyor. Yol tarifi alıyor şimdi. Burayı nasıl tarif etmiş ki? Kalk, kalk da. Kalk da diyor oğlum. Kaldırım vardı diyor, oradan dönecektik. Kaldırım mı? Göbek lan GPS o. GPS boşluğunda mı? GPS patladı diyor. GPS. Yalan mı Muhammed abi? Sen öğrendi. Öğrendi. Tremsu, Tremsu. Tremsu, Tremsu. Köpürtmün mü? En... Meneğin 47 gereği de bana koçan. Abi Allah razı olsun ya. Sen de aramıza hoş geldin. İyi ki geldin. Evet, yol üstünde. Bir yerde markette durduk. Buradan şimdi biraz soğuk su alacağız. Ne haber lan? Oy, kendi dondurmalarım nasıl abi bakayım? Aha, iyi bu. Ha tamam. Süper. Sizden mi? Evet. Tabi biraz sıcaklar içi geçmiş. Onu koyacaksın onu soğuk yere. Bu sarabasın iyi var ya. Ha. Ne var mıydı? Niva. Bu Rusların arabada en iyi yaptığı şey şeyi diyorlar, kalorifer diyorlar. Çünkü ısıtma sistemi soğuk ya. Acayip kaloriferi çalışıyor. Bu ne dondurması şimdi abi? Buranın kendi özel dondurması mı bu? Evet, burada Çimkent ya. Çimkent dondurması mı bu? Evet. Yani evde mi yapıyorlar bunu? Sütten yapıldı abi. Yok evde. Evde değil, en küçük bir şey. Oo, çok yoğun süt tadı var ya. İnek sütü değil mi abi? Evet. O yerlan diyordu, buradan çıkışında bir yerde şey var diye, balık var diye. Balık? Kızartma şeyi yapıyorlar diyordu. Şu anda Aslan Baba Hazretleri'nin türbesine gelmiş bulunmaktayız. Karşı tarafta görmüş olduğunuz yer. Orayı inşallah çekeceğiz. Burada böyle bir dinlenme yeri yapmışlar. Çünkü çok sıcak. Yorulan dinlemek isteyenler, dinlemek isteyen buraya geliyorlar. Aslan Baba Hazretleri Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bilinen ilk hocası. Aslan Baba Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış sahabe-i kiramdan. Almış olduğu işaretler Ahmet Yesevi Hazretleri'ne getiriyor. Bu coğrafyaya gidiyor. Kazakistan'ın görmüş olduğumuz yere geliyor. Burada da Ahmet Yesevi Hazretleri'ni bekliyor. Ahmet Yesevi Hazretleri'ni de burada yetiştirmiş oluyor.
bazı kaynaklara göre 400, bazılarına göre de 700 yıl yaşadığı rivayet ediliyor. Evet, Sezer motosikletiyle beraber Kazakistan'da. Sezer Antalya'dan çıkmış ve Kazakistan topraklarında ve biz de onunla karşılaştık Aslan Baba Türbesi'nin orada. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hocası Aslan Baba Hazretleri görmüş olduğunuz yerde metfun. Biz de Sezer'le burada karşılaştık. Çok acayip bir röportaj yaptık, onu söyleyeyim. Çok zevk aldım onunla röportaj yapmaktan. Sezer şimdi konuşmayacak çünkü sır saklıyoruz. Yok yok, şaka. Sezer birkaç bir şey söyler misin internet için? İnternet için. İzleyicilerimize. Yolda olmak güzel. 35 gündür Sezer yolda, Özbekistan üzerinden yaklaşık Türkiye'ye vardığında 15 bin kilometre mi yapmış olacaksın? 15 bin. 15 bin kilometre yol yapacak toplamda. Şu an dönüş yolunda zaten. Buradan Ahmet Yesevi Hazretleri'ne gidiyor. Biz kendisine hayırlı yollar diliyoruz. Buradan Ali Çelik'e de selam olsun. Kendisi motosiklet tutkunu bir arkadaştır. Seni görünce eminim o da demiştir ya, vay arkadaş falan. Ya vay arkadaş falan demiştir. Motosikletini de yakıyor. Honda mıydı? Evet, Honda. Honda ne oluyor bu şimdi? Hangi modeli? CRF250L. CRF250L. Evet. Ali'nin motoru da buna benziyor. Bundan değil ama. KTM. Abi çok teşekkür ederim Sezer. Allah razı olsun. Nasip olursa TGRT belgesel, TGRT haber ekranlarında izleyiciler senin ne yapmış olduğunuzu röportajı da görmüş, izlemiş olacaklar. Hadi selametle, kal sağlıcakla. Sağ ol. Evet, şu anda bir büyük bir deve sürüsüyle karşı karşıyayız. Daha da bir şey ısırdı. Ne ısırdı? Karınca ısırmış. Develer utluyorlar. Geliyor, evet. Yaklaşıyor. Gelme oğlum, tamam git git. Gelme, şaka yaptım. Gelme. Tuhaf bakıyorsun. Çok tatlısınız ya. Seveyim mi lan sizi? Tatlı! Şeker şey! Bana acayip bakıyor. Gördüğünüz gibi bakışları çok garip. Öyle deme. Geliyor. Geldi Tahacım. Sol tarafından. Suya kavuştuk elhamdülillah. Yani bu su olmasa ne yapacaktık ya? Şu bölgede bir su bulmasaydık ne olurdu hali bilmiyorum. Çıplak ismi gelmiyor. İsraf oluyor diye düşünmeyin sakın. Sakın. Bak vallahi dışarıda yandık. Dışarıda yandık. Bu su içiliyor mu? Çiğ basmıştı. Oo güzel. İyi su yani. Oh be. İyice suyu soğuttum. Şimdi içebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle göstereyim. Neyi gösteriyorsun? Lezzetli. Taş mı tutuyorum ben ya? Neyse. Oh, şükür. Serinledik. Vallahi su var. Su gibisi yok ya. İstediğiniz kadar aç olun. O susuzluk daha farklı gibi geliyor bana. Arkada görmüş olduğunuz abi Nazar Beyev'in dünürüydü değil mi? Evet. Evet, duydunuz. Nazar Beyev'in, yani Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazar Beyev'in dünürü tarafından hediye yapılmış bir cami. Aslan Bey Hazretleri'ne yakın, çok yakın bir noktada. Zaten oradan direkt görünebilen bir cami burası. Şimdi görüyoruz. Bismillah. Güzel bir cami. Evet, bence güzel. Bakın. Evet, Aslan Baba'yı geride bıraktık, otları geride bıraktık. Şu anda geri doğru dönüyoruz. Kaptan abimiz, yakışıklı abimiz.